Aydın Ünal Vicdan Terazisi. Belki bazılarınız AK Parti'ye küskünsünüz, kırgınsınız. Çünkü o şefliği siz hak ediyordunuz ama başkasına verdiler. Komşunun oğlu işe girdi ama sizinki henüz giremedi. Kızınızın tayinini bir türlü yaptıramadınız emekli maaşınızı şöyle 6 bin, 7 bin lira seviyelerinde görmek istiyorsunuz. 40 yaşlarındasınız ama yaşa takıldınız, emekli olamıyorsunuz. Pazarda patatesin, soğanın fiyatı arttı. Dolar aldı başına gidiyor. Ortaokul arkadaşınız bürokraside yükseldikçe yükseliyor. Yeğeniniz ilçe başkanlığına adaydı ama seçilemedi. Belde teşkilatı gençlik kolları başkan yardımcısı çok havalı, rahatsız oldunuz. İş arkadaşınız arabasını yenilemiş, komşunuz yeni mobilya takımı almış, ülkedeki gerilimden başınız ağrıdı. Dedikodulardan, söylentilerden artık gına geldi. Bu Suriyeliler de her yerdeler. Evin önüne çocuk parkı yaptılar ama kırık salıncağı iki gündür tamir etmediler. Büyük olan da zaten cep telefonunun yeni modelinden isteyip duruyor. Hükümet sanki biraz kibirli mi ne... E ''Zaten milletvekili listelerini de beğenmediniz. O bakan iyi değil. Bu müsteşar oraya hiç yakışmadı. Amiriniz de sizi çok çalıştırıyor. Zaten dün hastanede beş dakika beklettiler. Trafik de yavaş akıyor. Ne olacak bu eğitimin hali?'' Baldızı içten attılar. Bacana da FETÖ'den gözaltına aldılar. Parası olan içeriden çıkıyormuş. ''Görmedim ama öyle'' diyorlar. Evin içini de haşerat bastı. ''Yanaşmalar partiyi ele mi geçiriyor ne?'' Eskiden böyle değildi sanki. Sanki parti de değişti. Bunlar yarın bizim cemaate de dokunmasınlar. Güncelleme filan diyorlar. 16 yıl çok uzun. Bir değiştirsek mi acaba? Bir ders mi versek? Bir uyarı mı yapsak? Bir maceraya mı atılsak? Küskünsünüz, kırgınsınız, yorgunsunuz. Belki biraz da haklısınız. Sandığa gitmemeyi, gitseniz de AK Parti'ye Erdoğan'a oy atmamayı içinizden geçiriyorsunuz. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyun hatta vicdan terazisini elinize alın. Terazinin sol kefesine yukarıdakine benzer şahsi itirazlarınızı koyun. Kanaatlerinizi, zanlarınızı koyun. Dedikoduları, söylentileri koyun. Terazinin sağ kefesine de Türkiye'nin nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gittiğini koyun. Artık insan muamelesi gördüğümüz hastaneleri, 70 kişilikken 24 kişiye düşen sınıfları, yolları, barajları koyun. Özgürlükleri koyun. Üniversite önünde ağlayan başörtülü kadından jandarmada emniyet teşkilatında başörtüsüyle görev yapan kadınları oğluyla görüş gününde Kürtçe konuşamazken Kürtçe TV izleyen anneleri en güçlü devletlerin itirazına rağmen kararlılıkla devam eden terörle mücadeleyi vesayete karşı verilen direnişi, yenilgi yenilgi büyüyen zaferi, artan özgüvenimizi, devletin dönüşümünü, devletin insanileşmesini koyun. Terazinin bir kefesine 24 Haziran'da AK Parti seçimleri kaybederse sevinecekleri koy. PKK'nın sevinç naralarını, Pensilvanya'da Fethullah'ın sinsi gülümsemesini, Amerika'nın rahatlamasını, AB'nin mutluluktan uçmasını, terörün dirilmesini, FETÖ'nün canlanmasını, terazinin diğer kefesine de Filistin'in hüznünü, Somali'nin yeysini, Suriye'nin kanını, Irak'ın kederini, Balkanların umutsuzluğunu, Gurbetçinin yalnızlığını ay yıldızlı bayrağın tüm dünyada solacak itibarını koyun. Terazinin bir kefesine kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi koyun. Terazinin diğer kefesine de hayatını büyük Türkiye mücadelesine adamış. Bu yolda nice ihanet görmüş, nice saldırıya maruz kalmış. Yine de küsmemiş, yine de kırılmamış, yine de yorulmamış. Umudunu, heyecanını, kararlılığını ve cesaretini yine de hiç yitirmemiş. Küçük meselelere hiç takılmadan büyük hedeflere yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'ı koyun. Dargınsınız, kırgınsınız, yorgunsunuz biraz. Belki de haklısınız evet. Ancak vicdan terazisinde hangi kefe ağır basıyorsa gidin sandık başında kararınızı öyle verin. Evet itirazlarınız var. Evet eleştirileriniz var. 25 Haziran sabahından itibaren itirazlarımızı, eleştirilerimizi daha gür sesle, daha cesaretle dile getireceğiz. Konuşacağız, bir eleştiri yapmayacağız, öz eleştiri yapacağız. Biz bizim olan partiyi, bizim olan davayı, bizim olan mücadeleyi daha çok konuşacak eleştiri değil, öz eleştiri yapacağız. Kendi muhasebemizi daha yüksek sesle yapacağız. Hazreti Ömer'in karşısına dikilip seni kılıcımızla düzeltiriz ey Ömer diyen yürekli mümin gibi bizim olan, bize ait olan bu partiyi, bu davayı, bu mücadeleyi bizim için, kendimiz için, geleceğimiz için sap yaptığında doğru yola çağıracağız. Haşeratın linçine, yanaşmanın yaygarasına, çıkarcının, rantçının, hırslının, kibirlinin itelemesine aldırmadan asırlar öncesinden gelen ve geleceğe yürüyen bu mücadelenin bayrağını yine biz taşıyacağız. Davamızın usulandırılmasına, mücadelemizin köreltilmesine, dualarla zirveye yükselmiş sancağımızın indirilmesine göz yummayacak, küsmeden, darılmadan, sırtımızı dönmeden, vazgeçmeden, yılgınlığa yeyse kapılmadan, gayret bizden, tevfik Allah'tan şuuruyla, menzille değil, seferle mükellef olarak ilerleyeceğiz.'' 24 Haziran'da sandığa gidin, mührü AK Parti'ye Erdoğan'a basın. Hiç dert etmeyin. 25 Haziran'dan sonra heybemizde ne varsa artık saklamadan, kırılan kolu yen içinde tutmadan, kan kusup kısılcık şerbeti içtik demeden konuşacağız. Konuşacağız. Parti isimleri de, İnsanlar da fanidir. Bu dava bakidir. Küçük meselelere takılıp Büyük Türkiye davasını ıskalamayacağız. Pazar günü sandığa gidin. Küskünlüklerinizi, kırgınlıklarınızı bir kenara bırakın. Meselelerinizi vicdan terazinizde kuyumcu hassasiyetiyle tartın. Mühre elinize alın, vicdanınız ne diyorsa onu yapın. Aydın Ünal, Yeni Şafak